Çok kısa iki sorum daha olacak. TÜİK rakamları açıklandı. İşte bilişimden bu kadar bahsetmişken çok dikkat çeken bir başlıkta dil ve konuşma terapisti. Bu bölümden mezun olanlar 2-2,5 ay gibi bir sürede iş bulabiliyorlarmış. Peki öğrenciler buna da bakıyorlar mı? En kısa ne zaman iş bulabilirim şeklinde tercih yaparken hep bunları da göz önünde bulunduruyorlar mı? Kesinlikle bulunduruyor ama şu önemli. Yani liseden mezun olmuş 18 yaşında veya 19 yaşındaki bir gencimiz yani üniversite ilk yılında kazandığında 4 yıllık ya da işte ortalama 5 yıllık bir eğitim aldığını düşünelim diyelim. Yani yabancı dil eğitimi olursa. Mezun olduktan sonra 22-23 yaşında mesleğe başlayacaklar. Dolayısıyla emekliye yani devlet kamu kurumunda düşündüğünde yani 65 yaşına kadar çalışacağını düşünürseniz 40 yıl o mesleği yapacaksınız. Dolayısıyla sadece kolay atanıyorum, direkt para kazanacağım düşündüğünüz mutlu olmadığınız bir mesleği 40 yıl boyunca yapamazsınız. Belli mesleklerin gerektirdiği yeterlilikler var. Ya da yani ne bileyim örneğin bana sorsanız ben psikolog olabilir miyim? Ben olamam. Yani hani kendimi çok iyi tanıdığım için ama bir sosyolog olabiliyorum. Hani toplumsal analizleri daha yapıyorum ama bireysel anlamda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorum kendimce. Dolayısıyla kendinizi tanımanız çok çok önemli. Yani az önce söylediğiniz gibi geleneksel meslekler. Eskiden dede torununu kucağına aldığında benim işte torunum mühendis olacak, doktor olacak. Yani günümüzde bunlar artık kalmadı. Dolayısıyla kendinizi tanıdıktan sonra elbette kolay meslek bulunabilecekler seçilebilir ama gerçekten o alanda yapabilecek misiniz? Çünkü özel eğitim bambaşka bir alan. Yani hani bu bir duygusal yaklaşarak gerçekleştirecek bir durum söz konusu değil veya ekonomik tercihler. Ömür boyu sizinle gidecek bir meslek. Dolayısıyla mutlu olmayacağınız ya da ilginizin hiç olmadığı bir mesleği tercih etmek durumunda kalacaksınız. Bunu yapmamak adına da kendinizi tanıyın, gerçekten mutlu olacağınız, anne babanızın hayallerini siz gerçekleştirmeyin. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Anne baba kendi olamadığı mesleği çocuğunun olmasını istiyor. Dediğim gibi bu sizin mesleğiniz olacak. Yaklaşık 35-40 yıl yapacaksınız. Bir diğer bir şey, lisans mezuniyetleri de artık yetmiyor günümüzde. Yani bu lisans eğitimlerinin yetersiz olduğu anlamında değil. Dünya buna doğru gidiyor. Lisans üstü eğitimleri de örneğin araştırsınlar. Üniversitenin böyle bir imkanları var mı? Yani o alanda mezun olduktan sonra, lisans programı mezun olduktan sonra lisans üstü programlarda neler yapılabilir? Hangi çalışmalar yapılabilir? Bunların da araştırılması çok çok önemli. Özel sektör yüksek lisans ve doktora mezunlarını daha çok tercih etmeye başladı. Bunların hepsinin dikkate alınması gerekiyor. Tek başına işte TÜİK raporlarındaki şu meslekler daha kolay atanıyor. Daha ziyade kendi mutlu olabileceğiniz mesleği tercih edin. Yönlendirmelere değil. Yani dediğim gibi az önceki belki slogan oldu ama anne babanızın hayallerini değil kendi hayallerinizi gerçekleştirin. Hocam bu son sorumu aslında başka bir program konusu yapacaktım ama yine de çok kısa bir cevap istiyorum bununla da alakalı. Gençlerin meslek tercihlerinden, seçimlerinden bahsetmişken şimdi biz de çoğu zaman iş başvuru ilanı açtığımız zaman işte mutlaka iş yerine gelmeli diye ibare yazmak zorunda kalıyoruz. Zira gençlerimiz artık evden çalışmayı o kadar çok benimsemiş. Hatta olmazsa olmaz kriterleri olarak görüyorlar. Bu değişir mi yoksa gençler bu konuda diretecekler mi önümüzdeki süreçte? Başka bir zaman yine bu yaş ortalaması işte 50 yaş üzeri daha fazla iş bulabiliyor artık bu konuyu konuşacağım ama özellikle bu gençlerin beklentileri nedir onu da kısaca sormak isterim. Ya bunu kuşak teorileriyle anlatmaya çalışanlar var. Z kuşağının işte hayat tarzı veya benimsediği tutumlar şunlardır deniyor. Bunlardan bir tanesi de dediğiniz gibi artık işte dört tarafı çevrili odalarda çalışmak yerine daha özgür, istediği yerde belki bir tatil yaparken dahi bilgisayara, internet erişiminin olduğu bir yerden çalışabileceği koşulların olmasını istiyorlar. Çalışma Bakanlığımız Türkiye üzerinde de söylemek gerekirse dünya bunu yapmaya başladı. Salgın döneminde denedik zaten malumunuz. Evden çalışma ortamlarını veya istediği yerden çalışma imkanlarını birçok sektör yavaş yavaş denemeye başladı. Çünkü aynı zamanda bu ne oluyor baktığınızda
Firma içinde örneğin bir merkez kurma ya da orayı işte ısınma problemi, işte ne bileyim Kira yemek problemi. kiralamayı sistemleri, sektör için bunlar da aslında geri plan çıktığı için daha çok kar ediyor ve elemanlarına daha doyurucu para verebiliyorlar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ilerleyen dönemlerde zaten bunların daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani internet erişimi olmayan yer hemen hemen kalmadı. Türkiye'de hız birazcık düşük olsa da bununla ilgili çalışmalar da ciddi anlamda yürütülüyor. İlerleyen dönemlerde daha hızlı internete kavuşacağız. TürkSat uydularının atılmasıyla birlikte. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde o gençliğin beklentisi daha da değişecek belki de. Yani yolda gezerken daha işlerini yürütebilecekler ki onu da zaman zaman gözlemliyoruz. Bir kulaklık takarak tüm işleri yürütüyorlar veya kafede bir anda işte EFT'ler, havaleler konuşuluyor, işlemler, satışlar gerçekleştirilebiliyor. Zaten dünya hani buna doğru dönüyor. Dolayısıyla firmaların veya sektörlerin de ilerleyen dönemlerde bunlara daha çok önem vereceğini düşünüyorum. Yani gençlerin hayali gerçekleşecek. Geleneksellikten biraz Evet. daha uzaklaşacağız, çıkacağız gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ederim hocam katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eğitim sosyoloğu Profesör Doktor Tunay Kamer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.